Tarihi bir birlikteliğe şahitlik ediyoruz. Sizin ekranlarınıza bu tarihi birlikteliği taşıyoruz. Çiftçi TV olarak efendim size aktarmak üzere buradayız ve ekranlarınıza taşıyoruz. İPSO Türkiye'ye 2020 yılında geldi. Ancak oldukça hızlı ilerliyor ve bünyesinde 19 bayi bulunduruyor ve burada da ilk şubesinin açılışında sizlerle birlikteyiz. İlk şubesinin açılışını sizlerle buluşturuyoruz Çiftçi TV izleyenleriyle ve değerli çiftçilere tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Efendim hoş geldiniz. John Deere ve McCormick modelleriyle geleceğin teknolojisi birleştiriliyor. Peki bu ne demek? Bu tarihi birlikteliğin önemini tarım sektörüne, ülkemize getirecek olduğu katkıları bize anlatmasını istemek üzere, kendisinden dinlemek üzere İPSO Tarım Türkiye Genel Müdürü Özgür Barış Eryüz'ü yanımıza davet ediyoruz. Özgür Bey, efendim hoş geldiniz, biz de hoş geldik. Değil mi? Teşekkür ediyoruz. Çiftçi TV olarak açıkçası çok ülkemiz adına da oldukça gurur verici bir etkinlikteyiz. Açılışınızı bizler sayesinde biz de çiftçilere iletiyoruz. Çiftçi TV olarak. Şimdi önemli bir gün, tarihi bir açılış olduğundan bahsettik. Bu tarihi açılışın, burada yapılan etkinliğin hem ülkemiz adına, hem tarım adına, hem çiftçiler adına öneminden bahseder misiniz bize? Tabii ki. Buyurun efendim. Öncelikle ben de kendi açımdan bir hoş geldiniz demek isterim. Değerli çiftçi dostlarımız, değerli arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım, değerli bayilerimiz. Hepiniz hoş geldiniz bu güzel günde. Evet, biraz ses problemi yaşıyoruz. Evet. Burada belki. Evet, evet, buyurun. Yaklaşık 20 yıldır buna benzer birçok açılışa katılma şerefine eriştim. Değerli bayilerimiz de burada, İPSO Tarım'ın bayileri. Onların yaptıkları yatırımlarda, yaptıkları işletmelerde birçok açılışa katılma durumumuz olmuştu. İlk defa kendi işletmemizin, kendi şirketimizin bir şubesini açmakta nasip oldu bu zaman zarfında. İPSO Tarım olarak farklı bir konseptle gelmeye çalışıyoruz. Duyuyor musunuz? İPSO Tarım olarak farklı bir konseptle gelmeye çalışıyoruz. Türkiye'de aslında bir iki gerçekleştiriyoruz. Çünkü biz ulusal düzeyde bir bayiyiz İPSO Tarım olarak. John Deere ve McCormick markalarının önümüzdeki dönemde başka markaları da umuyorum ki ürün gamımıza katacağız. Ulusal düzeyde bayi olmamızı, bayilerimiz de olmasına rağmen onlara da bir destek olması, bir örnek olması açısından ve esas önemlisi tabii ki siz değerli çiftçilere daha yakın olmak için sizlerin ihtiyaçlarını çok daha iyi birebir yakından tespit edebilmek, takip edebilmek, anlayabilmek için ve zaten iş modelimizde de yurt dışındaki şirketimizin diğer ülkelerdeki faaliyetlerindeki benzer iş modeli nedeniyle kendi şubemizi açmaya karar verdik. Bu karar doğrultusunda da Ege bölgesi öncelikli olarak bizim yapılanmak için planladığımız bir alandı. Bu alanda da Manisa bölgesi zaten çiftçiliğin merkezlerinden bir tanesi. Dolayısıyla ilk şubemizi açmak da yine Manisa'ya ve buradaki çiftçilerimize nasip olmuş oldu. Umuyorum ki bu güzel bir örnek olur herkese. Umuyorum ki çiftçilerimize burada düzgün bir şekilde yakından güzel hizmet verebiliriz. Arkadaşlarım bu konuda hazırlıklarına devam ediyorlar. Aslında faaliyetlerimize yavaş yavaş başladık ama hızlandırarak devam edeceğiz. Ve yapılanmaya da devam edeceğiz. Demin de söylediğim gibi Ege bölgesinde faaliyetlerimizi genişletmeye, şubelerimizi açmaya devam edeceğiz. Bu tabii karma bir model. Bayiliklerimiz Türkiye çapında yine devam ediyor. Onlar da çok profesyonel bir şekilde aynı hizmetleri sunuyor. Umuyorum ki hep beraber bayilerimizle biz de çıtayı biraz daha çıkartarak çiftçilerimize her yerde aynı seviyede, aynı kalitede ve tutarlı bir hizmeti ulaştırmaya çalışacağız. Evet, ben mikrofonu rica edeyim. Çok teşekkür ediyoruz. Çiftçi TV ailesi olarak bizler de bu etkinlik ve açıkçası tarihi bir açılışa şu anda tanıklık ediyoruz. Ve Çiftçi TV olarak birçok çiftçinin şu anda evlerinde buraya gelemeyen ve Türkiye'nin dört bir yanındaki birçok çiftçinin bu ana şahit olmasını sağlıyoruz. Efendim,
Çok teşekkür ediyoruz. Hem etkinlik hem de gerçekleştirmiş olduğunuz, açıkçası Türkiye ve dünya tarımıyla ilgili olarak da oldukça büyük bir ilme katacağını düşündüğümüz bir oluşumdan bahsediyoruz aslına bakarsanız. Ve Romanya'dan gelen İPSO Tarım Grup Başkanı Arno Van Streen'i de Çiftçi TV olarak hem davet edelim hem de kendisinden bugünün anlamını, kendisinin bugünle ilgili neler söyleyeceğini dinleyelim. Sizden de rica edelim efendim. Buyurun mikrofonu ortak tutarsanız eğer bize bugün anlam ve önemini anlatabilir mi kendisi? Evet. First of all, hello, welcome, and I'm very very happy to welcome everybody here. Öncelikle hoş geldiniz. Herkesi buradan görmekten, burada görmekten çok mutluluk duyuyorum. I would like first of all to thank the IPSO Tarim team. Secondly, our partners, because here we are the 20th dealers among the 19, on top of the 19 partners which are covering Turkey, which is covering from Tekirdağ to, you have to help me, Diyarbakir, and from Malatya to Antalya. Rica edeyim sizden hemen. Buyurun. Evet, aslında 19 bayimiz var dedik ama burada 20. bayiliği açmış oluyoruz Türkiye'de. Diğer iş ortaklarımıza ilave olarak biz de bir bayi olarak burada aslında bu faaliyeti göstereceğiz. Ülke faaliyetlerimizin ötesinde. Dolayısıyla Diyarbakır'dan Tekirdağ, Malatya'dan da Antalya'ya kadar olan kapsadığımız alanı burada Manisa'yla da biraz daha genişletmiş oluyoruz. And finally, I would like to thanks John Deere, and we have some representatives of John Deere here where we are partnering for already more than 25 years. Evet, burada John Deere'den arkadaşlarımız da var. Biz IPSO ailesi olarak 25 yıldan uzun bir süredir John Deere'le iş ortaklığına devam ediyoruz. Onlara da bir kere daha burada hoş geldiniz demek istiyorum bu açılışa katıldıkları için. We are at a very important day because we are opening our first outlet, and this outlet, as we say in, I would say, as I am a farmer, this is the house has to be the house of the farmer, where they can find for the sales, but also for parts and service. Evet, burada ilk şubemizi açıyoruz. Aslında burası ben de bir çiftçiyim. Çiftçi olarak şunu söylüyoruz her zaman: böyle bir işletme hem satış hem de satış sonrası hizmetleriyle aslında çiftçinin bir evi. And with all the partners, the dealer partners, our goal is to develop and to help and to support the farmer all around Turkey. Evet, bayilerimizle beraber tüm amacımız, tüm isteğimiz, arzumuz çiftçi dostlarımıza elimizden gelen desteği ve yardımı, onların günlük faaliyetlerinde elimizden gelen desteği vermek. And so, to make a long story short, because it's hot, yeah. Welcome and long life to this opening, to this outlet. Evet, çok da uzatmak istemiyorum. Uzun lafın kısası, hoş geldiniz. Bu sıcakta sizi de çok fazla bekletmeyelim. Umuyoruz ki, ben de biraz ekleme yapayım tekrardan, hepimize hayırlı uğurlu olur. Manisa'mıza hayırlı uğurlu olur, Akhisar'ımıza hayırlı uğurlu olur, şirketimize de tüm tarım dünyasını hayırlı uğurlu olur bu faaliyetimiz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ben alayım. Efendim, Çiftçi TV ailesi olarak biz de sizlere hayırlı uğurlu olsun diyoruz ve tebrik ediyoruz. Tekrar edelim, 25 Mayıs 2022 tarihler bu tarih bugünü gösteriyor ve Çiftçi TV olarak Manisa'da IPSO Tarım'ın konuğu olduk. Efendim, ve kısa bir ara vereceğiz. IPSO Tarım'ın Türkiye'ye katmış olduğu önemli bir oluşumdan bahsettik sizlere. John Deere ve McCormick modelleriyle geleceğin teknolojisi birleştirildi burada. Açıkçası altını çizmek istediğimiz IPSO Tarım Grup Başkanı Arno Van Streen'in söylediği, burası çiftçinin evi dedi. Ayrıca IPSO Tarım Türkiye Genel Müdürü Özgür Barış Eryüz de her zaman çiftçinin yanındayız dedi. Biz de Çiftçi TV olarak her zaman çiftçinin yanındayız. Kısa bir ara vereceğiz, ardından devam edeceğiz.
Türkiye'deki bütün çiftçilere ve dünya çapında Türkiye tarımını temsil eden herkes için çok kıymetli olduğunu bildiğimiz bu etkinliğin herkese hayırlı olmasını diledikten sonra kurdeleyi kesenleri anons etmek istiyorum. Öncelikle İPSO Tarım Türkiye Genel Müdürü Özgür Barış Eryüz, efendim hayırlı olsun diyoruz. Buyurun. Buyurun. Ve Arnavutan Sitren Grup Başkanı, İPSO Tarım Grup Başkanı burada. Efendim Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuga da bizlerle birlikte. Şube Müdürü Ümit Bertan, İş Geliştirme Müdürü Erol Yusuf, Maxim Zaitsev, John Deere Bölge Müdürü ve Şube Servis Müdürü Bülent Topçu da olmak üzere. Efendim hayırlı olsun diyoruz ve kurdele kesiliyor. Evet. Çiftçi TV olarak efendim biz de tebrik ediyoruz kendilerini. Hayırlı olsun. Amin. 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 Ve sevgili izleyenler, Manisa'dan seslendik sizlere. Kurdele kesildi, ilk şube açıldı. Hayırlı olsun dedikten sonra kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından biz yayınımıza devam edeceğiz. Manisa'da olduğumuzu belirtmiştik sizlere. İPSO'ya konuk olduk ve çok değerli bir açılışı ekranlarınıza getirdik. Aslına bakarsanız tarihi bir açılış söz konusuydu. İPSO Türkiye'ye 2020 yılında geldi ancak oldukça hızlı ilerledi. Bu detayı aktardık sizlere. Bünyesinde 19 bayinin bulunduğunu, buradaysa ilk şubesinin açılışını gerçekleştirdiği şu anı sizlerle paylaştık. Efendim John Deere ve McCormick'in modelleriyle geleceğin teknolojisi birleştiriliyor dedik. Ve bütün bunların, bütün bu detayları ardından Tarım Aktüel olarak Çiftçi TV izleyicileri için şu an itibariyle efendim Özgür Barış Eryüz, İPSO Tarım Türkiye Genel Müdürü ve ayrıca Arnavutan Sitren'in İPSO Tarım Grubu, İPSO Tarım Türkiye Grup Başkanı diye belirtelim ve ardından da Şube Müdürü Ümit Bertan bizlerle birlikte kendilerine bu oluşumun nasıl gerçekleştiğini soracağız ve aslına bakarsanız Türk çiftçisine faydasından neler getireceğinden de söz etmelerini rica edeceğiz. Öncelikle Özgür Bey sizinle başlayalım isteriz. Efendim öncelikle hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Şu an itibariyle çiftçiler ekrana kilitlenmiş durumda. Canlı bir yayın gerçekleştiriyoruz. Az önce açılışı paylaştık Çiftçi TV olarak, evet, değerli çiftçilerimizle. Bize birazcık bahseder misiniz bu oluşumdan? Evet, biraz önce açılışta da konuşmada da bahsettiğim gibi aslında İPSO büyük bir grubun bir parçası. Sadece Türkiye'de değil, tarım kısmında Romanya'da ve Hırvatistan'da da faaliyet gösteriyor. Türkiye'de de bu yatırımı yapmaya karar verdi tarım grubu olarak ve işte 2020 yılında İPSO Tarım AŞ'yi kurarak faaliyetlerimizi başlattık. Peki efendim, Türkiye tarım sektörüne önemli bir ivme kat ettireceğini düşünüyoruz değil mi? Ve neler katacağı konusunda, ayrıca İPSO'nun hedefi konusunda neler söylemek istersiniz? Şöyle ki, şimdi biz aslında Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Çünkü bunun altını çizelim değil mi? Evet. Özellikle bugüne kadar bildiğimiz kadarıyla ana üreticiler ya da ana satıcıların diyelim, ülke bazındaki distribütörlerin ya da bayilerin kendi şubelerini tarımda en azından görmüyoruz. Bunu otomotivde bir takım örneklerini görüyoruz. Ama ilk defa benim bildiğim kadarıyla, geçmişte bir iki tane denemeler olmuştu ama ilk defa İPSO Tarım olarak biz gerçekleştiriyoruz. Bunun tabii birkaç tane sebebi var. Yani bir sebebi zaten grubumuzun DNA'sında olan bir faaliyet. Çünkü Romanya'da ve Hırvatistan'da kendi şubeleri üzerinden faaliyet gösteriyor. Ama daha önemlisi, Türkiye çok büyük bir coğrafya, çok fazla tarım potansiyeline sahip bir coğrafya. Her ne kadar tarıma yeterince önem göstermesek de, belki bundan sonra daha fazla göstereceğiz inşallah. Bu Covid ve salgın dönemi bize tarımın ne kadar önemli olduğunu, ne kadar stratejik olduğunu, evet, hepimizin hayatında ne kadar büyük yer kapladığını göstermiş oldu. Biz de bu şubeyle aslında çiftçiye ve son esas üreticilere daha yakın olmuş olacağız. Onları çok daha yakından hem desteklemiş olacağız hem de ihtiyaçlarını yakından gözlemleme şansına erişeceğiz. Bu tabii bize çok şey katacak. Yani bu bilgileri biz zaten bayilerimiz kanalıyla yıllardır alıyoruz. Öncesinde de John Deere'in Türkiye'deki geçmişi daha uzun. 20 yıla varan geçmişi var. Zaten İPSO Tarım çalışanlarının birçoğu şu anda eski John Deere şirketinde, John Deere şubesinde çalışan arkadaşlarımız. Ben de dahil olmak üzere. Dolayısıyla geçmişten gelen deneyimimiz ama şimdi birebir çiftçiye erişmekle beraber onların ihtiyaçlarını çok daha yakından gözlemleme şansına erişeceğiz. Ve ondan sonra burada yapacağımız bir takım kendi geliştirmelerimiz, bayilerimizle beraber standart
ve profesyonel bir hizmet sunmaya çalışacağız. Kime sunmaya çalışacağız? Tarımın gitmesi gereken yere. Tarımın gitmesi gereken yerde profesyonel işletmeler, profesyonel çiftçilik. Ki zaten bugün görüyoruz artık çiftçilerimiz dünya teknolojisini kullanmaya başladılar. Yani bir kara sabanla başlayan o hikaye bugün geldiğimiz noktada dünyada ne çıkıyorsa şu anda çiftçilerimiz aynı teknolojiye, aynı ürünlere aynı anda hatta bazen diğerlerinden bile önce bu teknolojilere, bu hizmetlere, bu ürünlere erişebiliyorlar. Dolayısıyla hem ülke bunu hak ediyor, hem çiftçilerimiz bunu hak ediyor, hem de bu profesyonel çiftçilere hizmet verebilmek için aslında sizin de profesyonel işletmelere dönüşmeniz gerekiyor. Bayilerimiz zaten bu adımları atarken biz de bunlara bir nevi destek vermiş oluyoruz, öncülük etmiş oluyoruz. Onlarla beraber hizmetlerimizin kalitesini, seviyesini de çiftçilerimizin seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz, umuyoruz ki. Peki, çok teşekkür ederiz. Öncelikle altını çizelim, dünya teknolojisini takip eden çiftçilerimiz olduğunu ve onlara layık bir hizmeti aslında onlara sunmak amacıyla yola çıktığınızı belirtiyorsunuz. Ancak bir detay var efendim, bayiliklerinizle yıllardır süre gelen bütün aslında istekler, talepler doğrultusunda da çıkılmış bir yol olduğunu söyleyebiliriz, değil mi? Tabii ki. Yani çiftçilerimiz mutlaka bizim daha yakından takip etmemizi, yani mutlaka bayilerimiz çok güzel hizmet veriyorlar. Onlar da kendilerini geliştiriyorlar ama ana firmaların temsilcilerini de daha yakından kendilerini takip etmesini, daha yakın durmak, yani burada önemli olan yakın durabilmek zaten ki ihtiyaçlarını, onların taleplerini, sıkıntılarını, yaşamlarına. Çünkü burası bir destek noktası. Yani Arno Bey biraz önce açılışta da söylediği gibi burası çiftçinin evi. Burası çiftçinin başı sıkıştığında, sıkıntı yaşadığında gelip de başvurup hemen işinin sürekliliğini sağlayabileceği bir hizmet noktası. Dolayısıyla çiftçinin evinden bahsediyoruz. Biz de size çiftçinin evinden, Çiftçi TV'den sesleniyoruz. Altını çizdiğimiz detaylar çok kıymetli. Son bir soru daha sormak isterim size. Türk çiftçisi dünya standartlarında üretim ve dünya standartlarında teknolojiyle buluşuyor, ilerliyor. Peki bunlar için özellikle sizin olması gerektiğini düşündüğünüz ve ilerleyen aşamalarda hedef gösterdiğiniz noktalar var mıdır? Yani tabii ki çok kademeli bir çiftçi yapımız var maalesef. Yani bugün babadan kalma çiftçiliği yürüten çok değerli çiftçi dostlarımız da var. Tabii belli bir ölçeği yakalayamadığınız zaman bir takım teknolojik yatırımları yapmakta da zorlanabiliyorlar. Bunun bir yolu da yani arazi satın almak, araziyi büyütmek tabii ki bir yolu ama her zaman çok ekonomik olmayabiliyor. Bir yolu da işte kiralama usulüyle vesaire işlerini büyütmek. Benim çiftçilere en büyük önerim işlerini, yani ölçeği ne kadar büyütürlerse o kadar teknolojiye daha fazla yatırım yapma imkanları olacaktır. Teknolojiye yatırım yaptıkça da hem verimlilikleri artacak, hem işlerini bir kademe öteye götürecekler, hem de daha çok gelir elde edebilecekler. Peki altını çizelim, kiralama yöntemiyle kendilerini daha çok geliştirebileceklerini ve gelirlerini çiftçilerin arttırabileceklerini belirtti Özgür Barış Eryüz, İpso Tarım Türkiye Genel Müdürü. Efendim bize açıklamalarda bulundu. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Canlı yayınımıza katıldığınız için ve bu güzel günü açıkçası sevgili izleyenler biz sizden paylaşmaktan Çiftçi TV olarak onur duyduk. Çünkü çiftçi için çok kıymetli bir hizmet söz konusu burada. Biz bu güzel günü şahitlik etmemiz için size teşekkür ediyoruz efendim. Ve Arnava Citrin İpso Tarım Grup Başkanı da bizlerle birlikte, kendisi Romanya'dan geldi. Evet, doğru. Değil mi? Kendisi Romanya'dan geldi ve aslında bakarsanız firmasının nasıl yola çıktığını soracağım kendisine. Çiftçi TV ailesi olarak sizlerin bu bilgiye ulaşmanızı arzu ederiz. 1906 yılında yola çıkılan bir öykü var aslında, değil mi, firmanın geçmişinde? Evet, grubun geçmişinde. Grubun geçmişinde. Sizden rica edelim, firmayı ve nasıl yola çıktıklarını 1906 yılına gidip biraz bize özetleyebilir mi kendisi? Öncelikle hoş geldiniz. Welcome to Çiftçi TV. Thank you. So if you can just give us some history, the background of the group, going back to 1906. So the group is a family group. We are the fourth generation, 115 years old already. It doesn't look like this, but we are younger than this. So it has been created in 1906, and mainly in the construction equipment at the beginning. Dört kuşak. Siz bir çevirebilir misiniz, evet, efendim? Hemen ekranda izleyicilerimize aktarmış olalım. Evet. Şirketin tabii çok köklü bir geçmişi var. Grup Monnier'in çok köklü bir geçmişi var. İlk kurulması 1906 yılında
ve 4 kuşaktır devam eden bir aile şirketi. Yani tamamen aile şirketi ama profesyonel yönetilen. Her ne kadar biz o kadar yaşlı olmasak da 115 yıllık bir aile şirketinden bahsediyoruz. Evet. İlk kurulduğunda iş makineleri sektöründe faaliyetle başlamış 1906 yılında. Evet. And since then, so as a fourth generation, we are also in the Ag division, covering Romania, Croatia, and Turkey for the last since 2 years. Evet, dördüncü jenerasyonun bir uzantısı olarak da bizler tarım ünitesi, tarım grubundayız. Tarım grubunun kendisi CEO'su zaten. Romanya, Hırvatistan ve Türkiye'de, yani 2 senedir de Türkiye'de faaliyette başlamış bulunuyoruz. And so the goal is to represent some major brands like John Deere or McCormick in Turkey. Evet, amaçlarımızdan bir tanesi tabii bu tarım makineleri piyasasında lider firmalar, öncü firmalarla çalışmak. Zaten John Deere ve McCormick bunlardan 2 tanesi şu anda. And especially to go not only on the sales but on parts and insurance service. Tabii ki tek amacımız da satmak değil, sattığımız ürünlerin aynı zamanda satış sonrası servis ve yedek parça hizmetlerini başarıyla verebilmek. Peki İPSO Tarım'ın Türkiye'de, Romanya'da ve dünya tarımındaki yerini kendisine sorsak? So how do you see İPSO Tarım in as a global in global position in or in Turkey? In Turkey. Well, how do you feel? İPSO first of all for John Deere, İPSO is the biggest dealer in Europe. Bir kere her şeyden önce John Deere tarafında en azından İPSO olarak, yani Romanya, Hırvatistan ve Türkiye olarak John Deere'in Avrupa'daki en büyük bayisiyiz biz. Evet. And well, for instance, we are working especially on to developing the after sales, because and that's why we are here, in order to offer to the customer not only the sales but mainly to go deeper and to maintain their machines. Şirketimizin temel pozisyonlamalarından bir tanesi aslında satış sonrası hizmetler. Yani sadece satmak değil, satış sonrasında da gereken desteği vermek ve oradaki hizmetleri vermek. En büyük hedeflerinden, en büyük amaçların, kuruluş amaçlarından bir tanesi bu. Peki bir şey daha soralım. Türk çiftçileri adına bu soru gelsin. Türk çiftçileriyle ilgili kendisi ne düşünüyor? So Türkiye'deki çiftçilerle ilgili. What do you think about the Turkish farmers? Turkey is impressive. Well, I'm learning. I'm living for 25 years in Romania, but just discovering this country. What I can say already, the first thing that through the first travel we did, it's an extraordinary country and with a huge potential, especially for working for fruits, for vegetables. Evet, her ne kadar Romanya'da 25 yıldır yaşıyor olsam da Türkiye'yi tabii şu anda öğreniyorum. Bizim için de, benim için de yeni. Ama bu 2 senede gördüklerim çok etkileyici. Çok büyük bir potansiyel, değil mi? Çok büyük bir potansiyeli olan olağanüstü bir ülke. Yani ürün şeyine, çeşitliliğine baktığınız zaman işte ağaç, yani sebzesinden meyvesine kadar çok çeşitli ürün, sadece onlar da değil, çok büyük bir coğrafyada, iklimde çeşitli ürün gamına sahip bir ülke. Açıkçası bu açıklama bizi çok mutlu etti. Kendisine aktarırsanız Çiftçi TV olarak mutlu oluruz. Efendim, Arnavan Setri'nin İPSO Tarım Grup Başkanı bizlerle birlikteydi. Kendisine son soru olarak Türk çiftçisiyle ilgili ne düşündüğünü sorduk ve kendisinin yanıtı oldukça inanılmaz, çiftçilerin hem emeğinin hem de üretilen ürün gamının çok olduğundan bahsetti ve potansiyellerinin çok yüksek olduğunu söyledi, değil mi? Türk çiftçilerinin. Evet. Ben çok teşekkür ediyoruz. Thank you very much. Teşekkür ederim. Ve sevgili izleyenler, Ümit Bertan bizlerle birlikte, İPSO Tarım Şube Müdürü. Efendim siz de hoş geldiniz yayınımıza. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Çiftçi TV olarak bizi ağırladığınız için biz de size çok teşekkür ediyoruz ve öncelikle bir kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim ben. Buyurun. Ümit Bertan ismim. Yaklaşık 25 yıldır bu sektördeyim. 22 yıldır John Deere'deyim. Evet. Özellikle bunun altını çizelim istedim. Çünkü uzun vadeli firma içerisinde bulunan herkes burada. Evet. Çok uzun vadeli firma içerisinde, değil mi? John Deere kültürü bu. Yani tüm dışında da Türkiye'de de baktığımız zaman genç arkadaşlarımız dahil yıllardır aile firmada çalışıyorlar. Birlikteyiz, omuz omuzdayız. Ve herkes birbirini düşündüğünü çok rahatlıkla anlıyor. Peki burada çok önemli bir soru aklımıza geliyor.
Neden Manisa'da ilk şube açıldı? Buyurun. Şube müdürü olarak hemen size yöneldim. Global buyurun. Görüşlerden sonra biraz daha mikroya inelim. Manisa Türkiye'nin en önemli illerinden biri. Türkiye'deki en fazla traktör sayısı Manisa'da. Türkiye'de en fazla her yıl satılan traktör illerinden biri Manisa. Yaklaşık 3500-4000'e yakın traktör satılıyor Manisa'da. 1 milyon üzerinde ikinci el traktör var. Ve Manisa'nın her metrekaresinde tarım yapılıyor. Ve burada baktığınız zaman çoğu yerde belirli limitli ürünler ekilir, tarım yapılır. Ama Manisa'da zeytinden balına kadar, pamuğundan mısırına kadar her şey ekiliyor. Çok bereketli topraklar buraları. Ve Ege bölgesinin en önemli noktalarından biri. Onun için buradan başlamak istedim. Evet, az önce biz Arnavan Süren dedi ki sadece satışıyız. Satış sonrası çiftçiyi önemsiyoruz. Bize dönmelerini de önemsiyoruz. Burada değerlendirecek olursanız neler söylemek istersiniz bu konuyla ilgili? Yani John Deere'in en büyük gücü zaten satış sonrası. Tamamen müşteri memnuniyetine çalışan bir firma. Satış çok kısa bir süreç içinde oluşuyor ama ondan sonra müşteri bizle yıllarca beraber oluyor. Onu üzmemek lazım. Gerçekten tüm sorunlarını çözmek lazım ki uzun yıllar birlikte olalım. Yoksa müşteri çok rahatlıkla markayı bırakabiliyor. Dolayısıyla ürünün her zaman arkasında ve her zaman çiftçinin de yanında olduğunuzu belirtiyorsunuz. Peki bir soru daha. Sevgili izleyenler, biz size Manisa'dan seslendik. İlk şube burada. Ancak soralım isteriz. İkinci şube neresi? Hedef nedir? Buyurun. Bugün sürpriz olsun diye bugüne kadar söylemiyorduk ama yarından itibaren o zaman Çiçi TV ekranlarında ilk kez açıklıyoruz. İlk kez açıklanıyor. Bunun bir altını çizelim. Bu heyecan aslında evet. Yavaş yavaş ilerleyebiliriz. Manisa'da ilk şube açıldı. Biz şubenin açılışını sizlerle buluşturduk. Sizlere aktardık canlı yayında ve ikincisi açılacak. Türk tarım sektöründe traktör satışında lider önce bir firmadan bahsediyoruz. İkincisi birazcık daha heyecanlandırayım. İkincisi, nerede? Evet, bugün Çiftçi TV ile Manisa şubemizi açtık. Evet. Yarın sabah itibariyle mesaimizi Söke'den başlıyoruz. Sevgili izleyenler. İkinci şubemiz inşallah Söke'de olacak. İkinci şube Söke'de. O zaman Söke'de de Çiftçi TV olarak her zaman bekleriz. Canlı yayınlarımızla çiftçiye, değerli çiftçilerimize açılışlarınızı ve aslında getirdiğiniz, taşıdığınız hizmeti aktaracağız. Aynen. Değil çok mi? Teşekkür ediyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun tekrardan. Teşekkür ederiz. Sevgili Çiftçi TV izleyenlere, efendim Manisa'dan seslendik sizlere. Önemli bir açılışı sizlerle paylaştık. Tarım Aktüel olarak Çiftçi TV ekranlarında sizlerle birlikte olduk. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdığınız, izlediğiniz için. Canlı yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Bizden ayrılmayın diyoruz. İyi günler diliyoruz.